Şimdi birazdan e, Saadet Partisi ile ilgili olan bölüme de geçeriz ama bir de CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başar'ın evet e, skandal sözleri var. Ne dedi? Türkiye Doğu Akdeniz'de petrol aramaktan vazgeçsin dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da e, o milletvekiline cevap verdi. Yani sen kimin tarafındasın hakikaten de sayın vekilimiz niye böyle konuştu? Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki CHP Rumların ağzıyla konuşuyor dedi. Bir izleyelim kendi sesinden. Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı'nın sesi yok mu arkadaşlar? Peki tamam birazdan o zaman. Ben sadece Cumhurbaşkanı'nın cevabını söylüyorum arkadaşlar. Birazdan şey var mı olacak. bu Mersin Milletvekili'nin? Mersin Milletvekili değil Cumhurbaşkanı'nın ona verdiği cevap ha. var. Şimdi ee, önce bu CHP vereceğiz. Mersin Milletvekili'nin sözlerini hatırlatalım. Ee, bir önerge verdi meclis gündemine taşıdığı konuyu. Ee, sonra Sayın Cumhurbaşkanı da böyle konuşunca Ali Mahir Başarır bir açıklama yaptı arkadan onu da söyleyelim. Hı hı. Soru önergem çarpıtıldı diyor. Ee, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e yönelttiği soru önergesiyle ilgili yaptığı bu açıklamada Önergemin bir kelimesinde Akdeniz'de niye petrol arıyoruz? Kuyular kapatılsın neden açıldı gibi bir cümle kullanmışsam bugün milletvekiliğinden istifa edeceğim diyor. Ben şimdi önergeyi okudum getirdim olduğu gibi. Evet böyle bir ifadesi yok. Akdeniz'de neden petrol arıyoruz, kuyular kapatılsın neden açık diye. Ama bunların özelliği zaten bu. Şimdi bakınız bu Mersin milletvekili verdiği önergede Alanya açıklarında yapılan petrol ve doğalgaz arama çalışmasının yaklaşık 100 gündür devam ettiğini söylüyor ve tasarruf tasarruf tedbirleri uygulanırken dikkat bak şimdi ben arama yapılmasın kuyular kapatılsın neden petrol arıyoruz demedim diyor ama ne diyor vatandaş üzerinde tasarruf tedbirleri uygulanırken Akdeniz'de arama çalışması yapan bir geminin günlük maliyeti yaklaşık 50 bin dolar. Bu şartlar altında Alanya kuyusundaki geminin 40 gün boyunca boş yere bekletildiği ve 2 milyon doların havaya saçıldığını söylüyor. Şimdi. Nasıl bir zihniyet? Yani, yani bu ne demek? ne demek? Aramayın demek değil mi? Ki şu an Doğu Akdeniz'de Fransa, İngiltere, İsrail, Amerika, Rusya hepsi var. Yani 3. Dünya Savaşı'nın başlayacağı yer Doğu Akdeniz. Herkes petrol arıyor. Şimdi hem bunu yapıyor hem de diyor ki ben onu demek istemedim. Bu ne ne manaya geliyor bu? E şu anda bizim bütün e, askeri e, kuvvetlerimiz sınıra yığıldı değil mi? Hı hı. Suriye sınırına. Dünya kadar masraf oldu değil mi? Ve kaç gündür de müdahale olmadı. Yani haftalardır orada çalışıyor, vaziyette tutuluyor. Bir sürü masraf oluyor değil mi? Bunu da aslında diline dolayabilir de o kadarını vardırmak istemiyorlar. Çünkü genel başkanları bir gaf yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'in kıyısında kenarında dursun. İçeriye e, girmesin dedi. Bu onun dedim. gibi bir açıklama. A, yani. Aynı. Aynı. Aynı yani bunların masraf hesabı yaptıkları şey hep milletin devletin lehine olan işler. Yani devlet millet bir saldırıyı püskürtmeye çalışırken bunlar... Konuyu başka ellere saptırıyorlar. Şimdi mesela biz burada hiç konuşmadık. Kaç... Bir şey yapmayınca sözünüzü keseceğim. Evet. Yunanistan diyorlar ki işte Yunanistan şunu yaptı bunu yaptı. Mısır oradan geliyor Doğu Akdeniz'de petrol arıyor. Bir şey yapmasanız derler ki bak görüyor musunuz Yunanlılara bıraktılar orayı derler. Şimdi birkaç haftadır hiç konuşmadık. Bu patates, soğan, domates, Hı. patlıcan meselesi değil mi? Evet. Tanzim Şimdi satışlar. adam diyor ki siz diyor tanzim satışlar. Kuyruklardan şikayetçiydiniz diyor. Şimdi kendiniz diyor kuyruk yaptınız diyor. Bak bu tam bir saptırma yani. Ya kardeşim, Ecevit döneminde o kuyruklara ben de girdim. Yalova Lisesinde öğretmendim. Ee, ayçiçek ya o zaman zeytinyan zaten <laughs> alamıyoruz da ayçiçek ya alacaksınız. Öğrencisinden dolayı veli beni tanıyor bana vermek istiyor ama başkası da görsün istemiyor. Şimdi öğretmene bir fiyak fiyat yapacak yani. Şimdi eskiden bak kaldı o Yalova'nın tam merkezinde bir yer şimdi değil. Hocam sen bekle biraz diyor. Sonra kesek kağıdının içerisine işte 2 litrelik, üç litrelik yağı koyuyor, kapatıyor. Filenin içine koyuyor. Ne taşıdığın belli değil. Yaşadığımız an. Neden böyle bir şey o arkadaş yapıyor? Ben neden sıraya giriyorum? Tüp kas benzin sıralarını hiç konuşmuyor. Zaruretten, evde hiç yağ yok. Yokluktan. Yokluktan. Şimdi şeye bakar mısınız? Şaşırtmaya, kafa karıştırmaya. ...patates, soğanı listeler haline gazeteler yayınladılar. Halden bir liraya alıyor, altı liraya satıyor. 2 liraya alıyor 8 liraya satıyor. 80 kuruşa alıyor 5 liraya satıyor. Ve bunu da Sözcü Gazetesi öyle büyüttü ki manşetten. Vatandaş diyor ki artık patlıcan da yiyemeyeceğiz. Manşet. Şimdi bakınız hiçbir şey olmasa bile Sözcü Gazetesi'nin artık ne menen bir şey olduğu çıktı ortaya değil mi? Evet. Bir, bir sürü cemalizyeli evvelinde neler çıktı. Bir gazete çok satan bir gazete muhalefete öncülük eden bir gazete patlıcanı manşet yapıyor. Demek ki burada bir vatandaşı kışkırtma var. Niye kışkırtıyorsun hükümete karşı vatandaşı? Senin menfaatin ne? Ya vatan, eğer burada vatandaşın aleyhine bir şey varsa senin burada vatandaşın lehine bir, durumu çevirmek için yayın yapman lazım. Tam tersine provokasyon yapıyorsun. Olayı provoka ediyorsun. Neden? Çünkü sen kendine AK Parti'yi Sayın Cumhurbaşkanı hedef olarak seçmişsin. Senin gazeten değil mi? 1 Ocak 2016'da darbeden darbe girişiminden 6 ay önce birinci sayfadan bulmaca adı altında Öl Recep diye bulmaca yayınlayan ya senin ne olduğunu biliyoruz. Senin derdin ekonomi, senin derdin vatandaşın geçim sıkıntısı değil ki. Kaldı ki o insanlara karşı da bir hakaret ediyorlar. Ya yani ucuzu bulmuş saatlerce sırada bekliyor. Ya seni ne alakadar ediyor? O insan orada bir tasarruf tedbiri olarak isterse gider 5 liraya da alır marketten. Bu kez varlıktan tamam. kuyruk var. İster evet. markete gider, insan, herkes, ister herkes girmiyor ki yani. Tabii canım. Girenleri niye aşağılıyorsunuz? İsterseniz internetten bile tanzim satış için biliyorsunuz sipariş veriyorsunuz. Şimdi bakınız, bir saldırı varsa bu ne üzerinden yapılırsa yapılsın. İster ağaç, çiçek, böcek üzerinden geze olaylarında yapılsın. İster 17-25 Aralık'ta yolsuzluk söylentileri üzerinden yapılsın. İsterse mid tırları ihaneti üzerinden yapılsın. Ya bir saldırı var. Ya hükümet bunu seyretmeli mi? Yani soğanı 6-7 liraya satsın. Domatesi 10 liraya satsın. Biberi 15 liraya satsın. Ya ne yapalım serbest piyasa. Bir de bazı liberal arkadaşlar demezler mi serbest piyasa? Ya adam saldırı yapıyor. Bak. Harp. Cepheden saldırıyor. Liberal arkadaş diyor ki serbest piyasa. O zaman düşman askerine de söyle onu. Ya ben üzülüyorum yani. Bunlar aklı başında insanlar. Profesörler. Tutturmuşlar bir liberal ekonomi. Serbest piyasa. Ya savaş halinde serbest piyasa mı olur? Bak ben de İsmet Paşa'yı o konuda eleştirmiyorum. Ekmek karneye bağlanmış. İyi yapmış. Türkiye'yi savaşa sokmamış. Bir kıtlık yaşanmış. Halkı panikletmemek için böyle bir tanzim getirmiş. Bir kontrol getirmiş. Siyasi görüşlerini eleştirebilirim. Başka şeyini eleştirebilirim. Ama bir insanı eleştirmek, doğrularını da eleştirmek anlamına gelmez ki. Bu konuda eleştirmiyorum. Ama bunlar AK Parti'nin her yaptığına dediği her aka kara diyorlar kardeşim. Ve kimden yanasın bir de yani? Ya durduğun yere bir bak. Kimden yanasın yani? Vatandaş mağdur mu edilsin? belli ki ekonomik saldırıyı döviz dolar üzerinden beceremediler. FETÖ üzerinden beceremediler. Şimdi 31 Mart yerel seçimlerine giderken her türlü şeyi bahane olarak, malzeme olarak, kurşun olarak kullanıyorlar. Ya biraz insaf edin ya. Yani bu gemi batarsa sen liberal arkadaş olarak üstünde mi kalacaksın? Biliyorsunuz hani dolar yükseldiğinde de dolar 10 lira olsun diye bakanlar vardı. Hani hepimiz aynı gemideyiz diye bir laf var ya. Bazıları gerçekten Türkiye gemisinde değil bundan eminiz. Şimdi ideolojik yani. ideolojik körlük var ya. Neyi hangi ideolojiyi evet. savunursan savun, o körlük geçerli. En aklı başında görünen insan için de geçerli. İdeolojik körlük. Ya biraz insaflı olun, vicdanlı olun. Ya biraz hükümetin yaptığı şeyleri. Şimdi bir saldırı var. Mesela Gezi olaylarını konuşacağız birazdan evet. Ya Gezi olayları bir saldırı. Arkadaş tutmuş diyor ki adalet, iddianame çok uzadı. Ya hiç mi Gezi olaylarının hükümeti devirmek için bir iç dış işbirliğiyle tezgahlanmış bir FETÖ operasyonu olduğunu söylemeyeceksiniz ya. Amerika'dan ses geldi biliyorsunuz dün. Amerika dedi ki endişeliyiz. Gezi Parkı iddianamesiyle ilgili. Osman Kavala iddianamesiyle ilgili. Bir düşünmek lazım. Amerika neden rahatsız ben acaba? Ben şimdi getirdim belgesini. belgesini. Gezi olayları sırasında tarihinde yok Amerika'nın. Türkiye ile ilgili üç defa açıklama yaptılar peş peşe. Hepsini okuyacağım burada. Evet. O zaman birazdan onları konuşuruz. Bir evet. de...